çok değerli gençler ve çocuklar. Şimdi Türkiye Gençlik Vakfı Gazi Emir. Özellikle Türkiye Gençlik Vakfı'ndan biraz izlemiş olduğunuz gibi Sinem Uzan'ın ve tanıtımdan. Bizler öncelikle Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu gibi çocuklar, ilk öncelikle çocuklar, daha sonra çalışan gençlik, üniversite ve tüm iş hayatı, iş alanı olmak üzere kurulan bir vakıf. Dolayısıyla bizler de aynı bu doğrultuda çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinden tamamen geleceğin mimarı olan özellikle sizler için vakıf olarak yani Türkiye Gençlik Vakfı olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır ve nazır olacağız inşallah. Rabbim bu güzel organizasyonları, bu güzel eğitim ve öğretim dönemlerini her zaman her şekilde özellikle kaymakam beyimizin katkısıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün katkısıyla, sayın hocalarımız ve müdürlerimizin katkısıyla inşallah daha güzel bir şekilde ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz ve temenni ediyoruz. Ve sizlerden de bu Türkiye Gençlik Vakfı'na, özellikle bu yaz kampına katılımınızdan dolayı sizlere de ciddi anlamda teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Allah'a emanet olun. Şimdi teşekkür ve katılım belgesi takdimlerimiz olacak. Öncelikle kaymakam beyimizi davet ediyorum takdimleri üzerine. Ömer Bozkurt. Thank you.
Seyirciler, TÜGVA Türkiye'nin bütün ilçelerinde, illerinde bu yaz kurslarını eğitimli, verimli bir şekilde değerlendirmeye çalıştı. Gaziemir ilçesinde de Türkiye Gençlik Vakfı'nın açmış olduğu bu ilki kurslara yaz kampına katıldı. Şimdi öğrenci ve velilerinin değerlendirmelerini dinlemek istiyoruz. Efendim merhaba, sizi tanıyalım önce. Merhaba, adım Nefise. Nefise Hanım, çocuğunuzu bu sene ilk defa TÜGVA'nın açmış olduğu Gaziemir'deki yaz kampına gönderdiniz. Evet. Neden yaz kampını, TÜGVA'yı tercih ettiniz? Bir onu öğrenmek istiyorum. Bir de faydasını gördünüz mü? Neden tercih ettim? Çünkü Türkiye Gençlik Vakfı çok verimli, tabii yeni eğitime katkıda bulundu. Çok katkısı oldu. Faydalarını gördüm, inşallah seneye de göndermeyi düşünüyorum. Evet. TÜGVA Yaz Gaziemir Eğitim Kampı'na bu yıl öğrencisini gönderen, çocuklarını gönderen bir veliyle yine beraberiz. Sizi tanıyalım. Hasan Acar, büyük ihtimalle bayramdan önceydi, Ramazan ayı içinde. TÜGVA'nın böyle bir kamp yapacağını duyduk. Sosyal medyadan da, arkadaş çevremizden de. Çocuğum için iyi olacağını düşündüm. Çünkü TÜGVA'nın misyonunu daha önceden bilen birisiyim. O yüzden de bu kampa katılmasını tavsiye ettim ve gönderdim. Kamp süresi boyunca, 4 haftalık süre boyunca çeşitli sosyal aktivitelere katıldıklarını, Kur'an-ı Kerim eğitimi aldıklarını, iyi bir satrançtır, futbol turnuvalarıdır, bunları uyguladıklarını gördük ve çocuklarımız için faydalı olduğunu düşünüyorum. Sosyal aktivitelere de katıldılar. Bildiğim kadarıyla hayvanlık bahçesine gittiler. Aynı zamanda zannediyorum Kızılay'la birlikte müşterek bir ilk yardım dersi aldılar. Evet, onlara da katıldıklarını takip ettik. Sasal'daki hayvan bahçemizde Kızılay'ın programlarına katılarak daha verimli bir nesil yetiştirmek için ellerine gelen yapıyorduk var. Biz de bu noktada destekliyoruz kendilerini. Memnunsunuz. Yine seneye memnunuz. Seneye geriden yetişenleri göndereceğiz. Bunlar evet. Biraz büyüdü. Daha geriden gelen yetişeceğiz. Evet. Ömer Bozkurt adım. Adım Ömer Bozkurt. Ömer bu sene TÜGVA'nın yaz kampına katıldı. Evet. Memnunsun. Evet, çok memnunum. Neler öğrendin Ömer? Şimdi Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Evet. Arapçadaki harfleri öğrendim hepsini. Şimdi bazı şeyler yapamıyordum eskiden. Bir oyunu yapamıyordum, onları öğrendim. Evet, bir de oyunları öğrendim. Galiba, değil mi? Evet. Eğlendiniz arkadaşlarınızla. Evet. Nerelere gittiniz? Hayvanat bahçesine gittik, hayvanları tanıdık, gördük. Evet. İlk yardımcı da gördük. Boğulma anında neler bulabileceğimizi öğrendik. Boğulma anında neler evet. Peki memnun musun? Evet. Seneye inşallah. Geleceğim. Tekrar geleceğiz. Peki. Evet, güzel oldu. Biraz da olsa Kur'an okumayı öğreniyoruz ya, yani 6. sınıfta daha rahat olacağız. Değil mi? Memnun musun? Bu yine devam edecek misin sen? Kampa gidecek
İnşallah. Hayvan bahçesinde çekindik, hayvanları keşfettik. Adım Salih Bulut, soyadım Bulut. Salih, Tükvan'ın Gazi Yurdaşı şu olduğu bugün ilk defa yaz kampına katıldı. Nasıl memnun musun? Çok memnunum Kadir abi, sağ olsun. Tamam, mesaj gitti. Tamam. Peki ne öğrendin yaz kampına katıldın? Neler öğrendin? Ne değişti? Peygamberimizin hayatını öğrendim. Dini bilgiler edindim. Namaz, abdestin farzlarını öğrendik. Abdest almayı öğrendim. Namazın farzlarını öğrendim. Evet. Yani. Abdest alırken sahabelerin ne yaptığını falan öğrendik. Bir keresinde Sasalı'ya gitmiştik. Yani daha doğrusu hayvanat bahçesinden neresi bilmiyorum. Hayvanat bahçesine gitmiştik. Orada bir salıncağa binmiştik. Orada çok şey böyle biliyorsunuz. Böyle takla falan çıkmış, çok güzeldi. Evet, satranç çok keyifli bir oyun. Bir keresinde öğretmeni oynamıştım. Gel, geleceğim. Evet, ben... Merhabalar. Filiz Aslan, Celal Bey Üniversitesi Muhasebe Finansman alanında master yapıyorum. Türkiye Gençlik Vakfı'yla daha yeni tanıştım. Sonrasında seminerler vermeye başladık gençlerimize. Tüm okulun artık böyle bir noktadan sonra sıkan eğitim hayatından sonra yazı daha etkin, verimli geçirmek adına öğrencilerimizin burada olması gerçekten çok güzel. Biz de onların dikkatini çekecek, daha duyarlı hale getirecek konularda seminerler düzenleyip görsel olarak da destekleyerek onlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Sosyal medya konuştuk birlikte, bilgi teknolojileri konuştuk. Maalesef gençleri esir altına alan internet kullanımı, cep telefonu kullanımı ve yine maalesef intihara kadar sürükleyen zararlı internet oyunları hakkında konuştuk ve bu konuda bilinçlendirmeler yapmaya çalıştık birlikte. Türkiye Gençlik Vakfı bu anlamda gerçekten gelecek gençlerin o anlamda ışık tutan bir vakıf. Daha güzel günler olacak, daha güzel projelerle bir araya geleceğiz. Evet değerli seyirciler, Türkiye Gençlik Vakfı'nın bütün yurtta düzenlemiş olduğu yaz kampları bu sene ilk kez Gaziemir ilçemizde de açıldı. Gaziemir TÜKVA temsilcisi Mesut Öndeş Bey bu kursların açılmasına refakatçi oldu, öncülük yaptı. Hem kendisini tanımak istiyoruz, yine bu TÜKVA yaz kamplarının çalışmaları, faaliyetleri hakkında Mesut Öndeş'ten bilgi almak istiyoruz. Merhaba Mesut Bey. Merhabalar. Türkiye görevinizle ilgili. Sağ olun, teşekkür ederim, çok sağ olun. İlk yaz kampımız. Evet, evet. Şimdi ilk olması münasebetiyle bu senemiz bizim biraz daha tanıtım yönünde bir çalışmamız oldu. İnşallah seneye bu tanıtımın çok güzel etkisi verimleri oldu etrafta çevremizde, Gaziemir'de özellikle olarak. Seneye inşallah çok daha verimli, etkili, düzenli bir şekilde ve organize bir şekilde olacağını temenni ediyoruz. Ve katılımın çok ciddi ve yoğun olacağını da şu andan da kestirebiliyoruz açıkçası. İnşallah Türkiye Gençlik Vakfı yurdumuzun, yani Türkiye'nin her bir yerinde, her bir köşesinde önceden Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu gibi ortaokuldan başlayarak çocukluktan ta ki iş hayatına kadar bütün alanlarda etkili bir şekilde çocukların ve gençlerin yanında olması münasebetiyle inşallah geleceğimizin aydın olması yönünde ciddi bir çalışma içerisinde olacak. İnşallah bunlar da Türkiye'mizin geleceği için, vatanımızın geleceği için, birlikte beraberliği için, özellikle gençlerimizin eğitimi ve öğretimi, yani şöyle bir açılım var, çocukluk ve gençlik iki oluşuma oluşuyor. Birincisi fiziki, ikincisi manevi. Fiziki zaten bilindiği üzere malum, tabi olarak yaşamıyorlar. Fakat en önemli nokta ikinci kısım, yani manevi açısından. Bu da öğretim, ilim ve irfandan oluşuyor. Bizler de inşallah bu alanda eğitim, ilim ve irfan konusunda Türkiye Gençlik Vakfı olarak her zaman ve her daim inşallah çalışmalarımız hiç durmadan devam edecek. İnşallah güzel şeyler olacak. İnşallah geleceğimiz açısından, Türkiye'miz açısından, Türkiye'mizi güzel eğitimli, donanımlı gençlere emanet açısından çok ciddi bir görev üstleniyoruz. İnşallah bu görevi de layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Mesut Hocam, çocukların buraya geldiklerini, hem eğlendiklerini, hem öğrendiklerini biliyoruz. Aynı zamanda gezilere, turlara katıldılar. Farklı sosyal etkinliklerin içerisindeydiler. Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi bizim programlarımızın, bizim yaz kampımızın içeriği şu şekilde oluşuyor. Sadece eğitim ve öğretimden kasıt değil,
daha çok sosyal etkinlikleri içerisinde barındırıyor. Ve en önemlisi zaten Türkiye Gençlik Vakfı'nın kurulmasının amacı şu. Daha önceden malum Türkiye'mizin üzerinden çok ciddi bir badireler atlattık. Yani daha geçmişte daha sıcağı sıcağına bu FETÖ gibi FETÖ gibi cemaat ve tarikat bünyesi altında gençlerimizin aklını beynini boyayan, gençlerimizi tamamen her konuda sömüren bir tarikat bünyesi altında, cemaat bünyesi altında dini istismar eden kişiler tarafından gençlerimiz yanlış yollara yönlendirilmekteydi. Türkiye Gençlik Vakfı tamamen cemaat ve tarikat olayından soyutlanmış, tamamen ayrı, bilimsel ve eğitimsel yönünü daha çok kapsayan bir vakıf kurum olarak kuruldu. İnşallah gençlerimizi ve çocuklarımızı o tür cemaat ve tarikat bünyesi altında çocukları istismar eden, özellikle dini anlamda istismar eden topluluğa, kesime kaptırmadan, fırsat vermeden tamamen Türkiye Gençlik Vakfı olarak çocukların üzerinde eğitimsel, kültürsel, sosyal aktivite olarak her türlü alanda bu ortaokuldan liseye, liseden üniversite ve üniversiteden iş hayatına kadar her daim yanlarında olacak. Sadece ortaokulda yaz kamplarıyla bitmiyor. Şu an Türkiye'nin her bir yerinde her sene onlarca yurtlarımız açılıyor. Bu yurtlarda da ciddi anlamda her kesimden durumu olan olmayan, maddi gücü olmayan herkesime hitap ediyor. Bu alanda da üniversitelerde, liselerde, özellikle üniversitelerde rektörler açısından, öğretim görevleri açısından hepsi TÜK ve ciddi bir destek veriyorlar. Ve o anlamda da yurtlarımızdaki barınmaları, yurtlardaki özel dersleri, etüt merkezleri ücretsiz bir şekilde devam etmekte. Bizim yaz kamplarımızın en önemli özelliği zaten hiçbir şekilde ücret talep etmeden tamamen ücretsiz her türlü hizmeti sağlamak açısından kurulmuştur. Senin sanki daha güçlü bir hazırlanıyor. Şimdi sene tabii ki her sene bir tecrübe oluyor. Her sene bir tecrübe. Bu sene bizim için tecrübe oldu. Allah'ın izniyle seneye çok daha verimli, çok daha farklı aktivitelerin içeriği zengin bir yaz kampı olacak. Bu yüzden de herkesi şimdiden seneye davet ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.